Çağla Yıldırım 20 Kasım 2014 bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, bültenimize bir zam haberiyle başlıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi Merkez Efendi ve Pamukkale'de içme suyuna 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere %13 zam yaptı. Diğer 17 ilçe merkezi ve mahallelerindeki zam oranı da %10 olarak belirlendi. Ticari ve sanayi faaliyet gösteren iş yerleri ve dernekler su zammından muaf tutuldu. Denizli'de aynı adaylarının normal doğum yapmaya teşvik için ilginç bir uygulama başlatıldı. Kamu hastaneleri sezaryensiz doğum yapanlara altın hediye edecek. İlk uygulama Acıpayam Devlet Hastanesi'ne gerçekleşti. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Osman Acar, uygulamanın kısa sürede il geneline yayılacağının altını çizdi. Acar, sezaryen oranını düşürmek amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Topraklık Mahallesi'ndeki bir evde 2000 yıllık çocuk mezarı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir istihbaratı değerlendiren Denizli Polisi, Topraklık Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramada ele geçirilen mermerden yapılmış 2000 yıllık çocuk mezarına el konuldu. Mahkeme salonlarında ter döken avukatlar bu kez tiyatro sahnesindeydi. Baro üyesi Mehmet İlkimen ve Ekrem Acun, Muzaffer İzgün'ün yazdığı Sınır adlı senaryo avukatlar tarafından tiyatro sahnesinde sergilendi. Avukatların tiyatro oyununu Vali Şükrü Kocatepe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Uzun, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan da izledi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Borç yükü altında kıvranan Denizli Spor'da yönetim kaynak arayışını sürdürüyor. Kulüp yönetimi maddi konularda soluk alabilmek için kredi arayışına girdi. Uygun koşullarda kredi bulunamaması durumunda yönetim kurulu üyelerinin ellerini taşın altına sokabileceği söyleniyor. Türkiye Basketbol 2. Liginde zirveyi zorlayan Simpaş Denizli Basket, Mondi Melihşah Üniversitesi maçı için Kayseri'ye gitti. Yeşil lacivertli takımda sakatlığı devam eden Deniz Işın'da eksik bulunmuyor. Koç Okan Çevik karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını, Denizli'ye galibiyetle döneceklerini söyledi. İl genelinde 2 gün gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Acıpayam, Serinhisar, Çameli, Beyaz, Kale ve Tavas ilçeleri için ise kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 16 derece olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.